Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi toplantısında konuşuyor, izliyoruz. Ziyaret etmeliler. Carbilt'in ve Jagland'ın deyişiyle bir Avrupa topraklarında ve bir Avrupa demokrasisine karşı yapılan bu darbe girişimi karşısında Türk parlamentosunun nasıl bir kahramanca direniş gösterdiğini çok iyi görmeliler. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamentosunu gördüğünüz zaman bizim bazı ifadelerimizin ne manaya geldiğini daha açık bir şekilde anlayacağınızı umut ediyorum. Türk halkı karşı karşıya kalınan ordudaki generallerin yarısının savaş uçaklarıyla, tanklarla, helikopterlerle gerçekleştirmeye çalıştığı bir darbe girişimine karşı sivil bir direniş göstermiş ve demokrasisini savunmuştur. Zaman zaman çeşitli tartışmalar olsa da şu tarihsel bir gerçektir. Türkiye tarih boyunca bir Avrupa devleti olmuştur ve 100 yıldır da güçlü bir Avrupa demokrasisidir. Ve bu darbe girişimi Avrupa topraklarında gerçekleşmiştir ve bir Avrupa demokrasisine karşı gerçekleşmiştir. Ama gurur duyduğumuz olay şudur. Türkiye'deki demokrasi bilinci, Türk halkının demokrasi bilinci öylesine yüksek ki, Türkiye'de öylesine birinci sınıf bir demokrasi bilinci var ki, halk sokaklara dökülmüş, 241 şehit verilmiş, binlerce yaralı verilmiş ve bu darbe girişimi geri püskürtülmüştür. Sapık bir dini anlayışa dayanan bir askeri diktatörlük kurma hevesi 12 saat içerisinde sona erdirilmiştir. Ve binlerce yaralı halen o günkü direnişin anılarını halkımızın içerisinde yaşatmaktadırlar. Bu Türkiye'deki demokrasinin ne kadar yüksek bir demokrasi olduğunun en önemli ispatıdır. Tabii bütün bu şartlar altında ne beklersiniz? Bir demokratik parlamento saldırıya uğradığı zaman Avrupa Parlamentosu'nun ilk yapması gereken iş bu parlamentoya sahip çıkmak olmalıydı. Fakat şunun bilinmesini isterim. Sizler bizim dostlarımızsınız. Hepiniz çok önemli vazifeler icra ediyorsunuz. Türkiye'ye darbe girişiminden bir ay sonrasına, 1,5 ay sonrasına kadar Avrupa Parlamentosu'ndan hiçbir ziyaret olmamıştır. Hiçbir telefon edilmemiştir. Şimdi biz darbe girişimine karşı Türk halkının yanında olduk deniliyor. Güzel. Fakat retorik olarak Türk halkının yanında olmak yetmiyor. Bakın hep beraber Charlie Hebdo saldırısı olduğu zaman Türk hükümeti de Paris'e gitti. Sayın Başbakanımız, o dönemki Başbakanımız da Paris'e gitti. Charlie Hebdo saldırısından sonra Paris'te bütün liderler bir dayanışma gösterisi içinde bulundular. Doğru bir iş yapıldı. Teröre karşı güçlü bir mesaj verildi. O sebeple darbe girişiminden sonra olması gereken Avrupa Birliği liderlerinin ilk bir hafta içerisinde Ankara'ya gelip Türk demokrasisiyle bir dayanışma göstermeleriydi. Fakat bizi çok şaşırtan bir şey oldu. Bir yüksek yetkilinin yaptığı bir açıklama şu şekildeydi. Diyor ki, taraflara itidal tavsiye ediyoruz. Bakın, taraflara itidal tavsiye etmek cümlesini biz bir yerden hatırlıyoruz ve o yüzden o cümleye çok üzüldük ve çok kızdık. Mısır'da Sisi darbe gerçekleştirdiği zaman benzer bir açıklama yapılmıştı. Taraflara itidal tavsiye ediyoruz diye. Taraflar kim? Bizi, halkımızı öldürmek üzere bize silah doğrultanlarla seçilmiş hükümetin temsilcileri, halkın kendisi. Dolayısıyla bütün bu çerçeve içerisinde eğer Türk demokrasisiyle güçlü bir dayanışma gösterilseydi, dünyaya şöyle bir mesaj vermiş olacaktık. Avrupa Birliği'nin sınırlarının dışında da bir demokrasi saldırıya uğradığı zaman, Avrupa Birliği'nin kurumlarının ne kadar güçlü sahip çıktığını görecektik. Ayrıca bakın, çeşitli gazete haberlerinde okuyorsunuz. Musul operasyonunun, DAEŞ'e karşı operasyonun en az 6 ay süreceği söyleniyor.
Askeri mücadele sürüyor terör örgütüyle. Ama esas mücadelenin DAEŞ gibi terör örgütlerinin insanlık düşmanı ideolojisiyle olması gerekir. Eğer Türkiye'de, bir Müslüman ülkede, bir Avrupa demokrasisinde bu bahsettiğim mesajlar verilseydi, DAEŞ gibi örgütlerin radikal ideolojisine de en büyük darbe vurulmuş olacaktı. Dolayısıyla demokrasi konusundaki dayanışmamızın daha çok altını çizmemiz lazım. Demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları gibi kavramların sadece belli coğrafyalara özgü, sadece belli siyasi ideolojilere özgü gibi anlaşılmasının önüne geçmemiz lazım. Tarihte hiçbir halk, Türk halkı kadar bu modern silahlara bu şekilde direnmemiştir. Türk halkı o gün demokrasi tarihini baştan yazmıştır. Demokrasinin sicilini baştan yazmıştır. Buna sahip çıkılması gerekirdi, sahip çıkılması gerekir. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu'nun kararının şu olması gerekirdi. Biz saldırıya uğrayan Türk parlamentosuyla demokrasi temelinde sonsuz bir dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz demesi gerekirdi. Peki, bunları söylemek, yapmamız gereken bazı eleştirileri rafa kaldırmamız anlamına mı geliyor? Hayır. Eleştirinin bittiği yerde hayat biter. Ben Fukuyama'yı çok sevmem. Fukuyama'ya çok fazla referans vermek de iyi bir şey değildir. Ama onun terimi olduğu için habersiz kullanmayayım. Eğer eleştiri biterse tarihin sonu gelir. Tabii ki eleştiri olacak. Önemli olan eleştirinin yapıcı eleştiri olup olmamasıdır. Konuşmacılar çok güzel söylediler. Birbirimizle konuşmalıyız. Daha açık konuşmalıyız. Ayrıca şunun da unutulmaması gerekir. Bakın burada Türk sivil toplum örgütlerinin başkanları var. Ben birçoğunu geçmişten tanıyorum. Bu Türk sivil toplum örgütlerinin başkanlarının hepsi demokrasi için bedel ödemiş insanlar. Geçmişteki antidemokratik uygulamalardan dolayı sıkıntı çekmiş insanlar. Demokrasi mücadelesini onlarla beraber verdik Türkiye'de. Hepsinin hayatında antidemokratik uygulamalardan dolayı karşılaştıkları haksızlıklarla ilgili uzun hikayeler vardır. Dolayısıyla demokrasi mücadelesi sonsuzdur. Demokrasi konusunda, hukuk devleti konusunda, insan hakları konusunda, yeryüzünde hiç kimse mükemmel değil. O zaman ne yapacağız? Demokratik devletler olarak birbirimizle daha çok dayanışma içerisinde olacağız. İşbirliğimizi yapıcı bir şekilde sürdüreceğiz. İşbirliği kanallarını açık tutacağız. Bazen hukuk devletiyle, insan haklarıyla ilgili, basın hürriyetiyle ilgili, ifade hürriyetiyle ilgili bize soru sorulduğu zaman zannediyorlar ki biz bunlardan rahatsız oluyoruz. Hayır, bunlar bizim en sevdiğimiz kavramlar ve ben bu kavramları konuşmaktan çok hoşnut olurum. Ve bunun çeşitli coğrafyalarda nasıl tehlike altında olduğunu da sık sık altını çiziyorum konuşmalarımda. Dolayısıyla eğer birisi bize gelin dünyada, Türkiye'de, Avrupa'da, başka coğrafyalarda insan hakları için, demokrasi için, hukuk devletini geliştirmek için daha çok çalışalım diyorsa kapımız ona 24 saat ve sonuna kadar açıktır. 24 saat açıktır, sonuna kadar açıktır. Geçen de Kanada'da bir toplantıdaydım. Daha önce de belirttim. 3-4 çeşitli ülkelerden bakan arkadaşlar bir yemekteydik. Birisi bana dedi ki sana bir soru soracağım ama bir saniye içinde cevap ver. Ben de olur dedim. Sor dedim sorunu. Dedi ki seçmek zorunda kalsan senin için demokrasi mi önemlidir, hukuk devleti mi önemlidir? Ben de dedim ki hukuk devleti demokrasiden daha önemlidir. Çünkü Sokrates'i de oylamayla astılar. Dolayısıyla demokrasiyle hukuk devleti kavramları iç içe kavramlardır. Kol kola gitmesi gereken kavramlardır. Ve biz Türkiye'de bunların Türkiye'de daha gelişmesi için çok mücadele ettik. Şimdi tabii ki eleştiriler vardır. Ama düşünün siz, burada tek tek ülkeleri de sayabilirim. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri de sayabilirim. Onlardaki, Türkiye'deki tartışmaların benzeri onlarda da yapılıyor. Macaristan'da idam tartışması var. Polonya'nın Anayasa Mahkemesi üyelerini seçme yöntemine karşı
komisyon bir uyarıda bulundu. İspanya'da terör örgütünü destekleyen siyasilere dönük bir takım girişimler, hükümetin girişimleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Bunun karşısında ne yapılıyor? Yapılan şey şudur. Oturacaksınız, daha çok konuşacaksınız. İlerleme sağlayacaksınız. Daha çok diyalog kuracaksınız. Rifat Bey çok güzel söyledi. Parlamentoların varlık sebebi konuşmak içindir zaten. Eğer konuşmaya ihtiyaç yoksa parlamentoya da ihtiyaç yoktur. Konuşmak, parlamentolar insanların siyasi, insanlığın siyasi maliyetlerini azaltmak için oluşturulmuş müesseselerdir. Ama Avrupa Parlamentosu'nun ortaya koyduğu gibi Türkiye ile müzakereleri askıya alalım demek, açık ve net bir şekilde söylüyorum. Demokrasi tarihine olabilecek en vizyonsuz karar olarak geçmiştir. Hiç kimsenin konuşmaktan kaçmaması lazım. Hele de o kararın içerisinde öyle açıklamalar var ki, emin olun içeriğini okuduğunuzda vizyonsuzluk çok daha net bir şekilde gözüküyor. Örneğin PKK terör örgütüne karşı orantılılıktan bahsediyorlar. Çeşitli kararlarında. Net bir şekilde söylüyoruz. Türkiye terörle mücadelesini tavizsiz sürdürecektir. Ama hukuk devletinin içerisinde insan haklarına bağlı olarak biz bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminden sonra da aldığımız olağanüstü hal kararını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesinin bize sağladığı derogasyon hakkını kullanarak yaptık. Şimdi bütün değerli misafirlerimizden şunu rica ediyorum. Gözünüzün önüne Almanya parlamentosunu, Brüksel parlamentosunu, Hollanda, Avusturya, İngiltere parlamentolarını bir getirin. O parlamentoların binalarını gözünüzün önünde bir canlandırın. Ve o parlamentoların savaş uçakları tarafından bombalandığını düşünün. Ve o ülkelerde savaş uçakları tarafından bombalanırken, o ülkelerin 3 milyon tane mülteciyi misafir ettiğini düşünün. Ve o ülkelerin Suriye ve Irak gibi istikrarsız ülkelerle 1295 kilometrelik sınırı olduğunu düşünün. Böyle şartlarda bir ülkeden bahsediyoruz. 1295 kilometre sınırında terörle mücadele ediyor. Fethullahçı terör örgütünün saldırısına uğramış. DAEŞ ve PKK saldırısına uğramış. 3 milyon mülteciyi misafir ediyor. Bu ülke diyor ki, ben Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlıyım. Zor koşullardan geçiyorum demokrasimi korumak için. Ve derogasyon hakkımı kullanıyorum diyor. Şimdi gece gündüz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne rağmen bu hakkı kullandığımız halde bununla ilgili eleştiriler geliyor. Sayın milletvekillerine, değerli misafirlerimize şunu söylüyorum. Gözünüzün önüne şunu getirin. Türkiye'nin misafir ettiği mülteci sayısı Slovakya nüfusunun yarısıdır. Slovakya nüfusunun yarısıdır. Türkiye'deki 3 milyon mültecinin 800 bini çocuktur. Bunların sadece 400 bini eğitim alabiliyor. Bu rakam nedir biliyor musunuz? Bu rakam Finlandiya'daki toplam öğrenci sayısı kadardır. Finlandiya'da eğitim gören toplam öğrenci sayısı bu kadardır. Yani bir ülkenin değil 10 ülkenin kaldıramayacağı yükü bu ülkede devlet ve sivil toplum örgütleriyle beraber kaldırıyoruz. Ve yaptığımız tek bir şey var. Demokrasimizi korumaya çalışıyoruz. Hukuk devletini korumaya çalışıyoruz. Şimdi bakın, Türkiye bu durumdayken Avrupa Birliği ile aramızda biliyorsunuz bir anlaşma var. Mali yardım konusunda. Bu mali yardımlar o kadar yavaş geliyor ki Türkiye devlet ve sivil toplum olarak devlet olarak faturalı 15 milyar dolar harcadı. Sivil toplumla birlikte 25 milyar dolar harcadı. 3 milyon kişi için. Şimdi Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesinde utanç verici bir şekilde 300 tane, 400 tane mülteci alınması için referandum yapılıyor. Referanduma götürüyorlar. Bunları yerleştirmek için. Fethullahçı terör örgütünün saldırısından bir ay sonra Türk ordusu Cerablus'a girmiştir. Ve ilk defa
NATO sınırları DAEŞ'ten temizlenmiştir. Dolayısıyla Türkiye'nin yaptığı operasyonlar kendi ulusal güvenliğini sağlamak için olduğu kadar Avrupa Birliği'nin güvenliğini de sağlamaktadır, NATO'nun da güvenliğini sağlamaktadır. Bu noktada Türkiye ile Avrupa Birliği arasında güçlü köprülerin kurulması gereken bir zamandır. Biz Avrupa Birliği'nin siyasilerine, makamlarına, kurumlarına bunu teklif ediyoruz. Gelin diyoruz, daha çok konuşalım, daha çok işbirliği yapalım. Eğer Türkiye ile ilgili ya da başka ülkelerle ilgili bazı eleştirileriniz varsa, bizim de eleştirilerimiz var. Yapıcı eleştiri demokratik bir haktır. Örneğin, sık sık bunun altı çiziliyor. Hukuk devleti konusundaki hassasiyet, ifade hürriyeti konusundaki hassasiyet. Biz de bu konularda çok hassasız. Açık ve net bir şekilde çağrı yapıyorum. Bu konulardaki fasılları açalım. 23. 24. fasılları açalım. 23. 24. fasılları açalım ve bunları resmi bir şekilde, ciddi bir şekilde konuşalım. Çünkü bunlar müzakerelerin kalbidir. Ama siz ifade hürriyeti, hukuk devleti, özgürlük güvenlik dengesi gibi konularda 23. 24. fasılları açmayacaksınız. Ama gece gündüz bu konularda Türkiye ile ilgili eleştiri yapacaksınız. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Paylaştığımız ortak değerler, hukuk devleti, demokrasi, insan hakları ortak değer olmaktan çıkıyor. Sadece birer siyasi enstrüman haline geliyor. Türkiye bu konuda açık ve net bir kişiler söylüyorum. Hükümetimiz, AK Parti hükümetleri her zaman reform hükümeti olmuştur. Reform süreci devam etmektedir. İnsan hakları, hukuk devleti gibi konulardaki bütün fasılları açmaya ve çok kısa zaman içerisinde de kapatmaya hazırız. Bakın çok net konuşuyorum. Bütün bu fasılları açmaya hazırız. Eğer gerçekten bizimle insan hakları konuşulmak isteniyorsa, hukuk devleti konuşulmak isteniyorsa, demokratik değerler konuşulmak isteniyorsa, Avrupa Birliği'ne çağrı yapıyorum kurumlara. Bu fasılları açalım. Türkiye bütün fasılları açmaya ve bu fasılları çok kısa zaman içerisinde de kapatmaya hazırdır. Bu kavramlardan kaçmıyoruz. Tam tersine bu kavramlar konusunda daha çok işbirliği yapmaya davet ediyorum Avrupa Birliği'ni. Ama bunun yerine dışlayıcı, fasılları siyasi sebeplerle açmayan, ideolojik Türkiye'ye karşı bir takım blokajlar oluşturan bir yaklaşım söz konusu olursa burada tabii ki ilerlemek söz konusu olmaz. Bu konularda darbe süreciyle ilgili, darbeye karşı aldığımız bütün tedbirlerle ilgili çeşitli eleştiriler yapılıyor. Türkiye açık bir toplumdur ve Türkiye'de bizim söylediğimiz şey şudur. Fasılları açarsınız, net bir şekilde konuşuruz, fotoğraf tam bir şekilde ortaya çıkar. Bizim bundan herhangi bir çekinmemiz, herhangi bir şeyimiz yok. Önümüzdeki dönem çok daha önemli bir dönem olacak. Özellikle ekonomi açısından Avrupa Birliği ile Kanada arasında gerçekleştirilen serbest ticaret anlaşmasını, içeriğini yakından takip ediyoruz, yakından inceliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilen başkanının seçim kampanyası sırasında TTIP sürecine karşı olduğuna dair açıklamaları vardı. Bu süreci yakından takip ediyoruz. Nitekim Brexit Avrupa Birliği kurumlarında güçlü bir dönüşüm anlamına gelecektir. Brexit sürecini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Ve bütün bu çerçevelerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusuna özel bir önem veriyoruz. Şimdiye kadar geldiğimiz nokta iyidir. Bu noktanın 2017 yılında başlayacak müzakerelerle çok iyi bir noktaya gelmesi lazım. Türkiye'nin güneyinde etnik ve mezhepçi temeldeki terör örgütleri giderek faaliyetlerini artırıyorlar. Irak ve Suriye'deki gelişmeleri hep beraber gözlüyoruz. Dünyanın gözünün önünde Halep'te insanlık yok ediliyor. Musul'dan bahsediyoruz, Rakka'dan bahsediyoruz. Ama demokrasinin beşiği Avrupa Birliği topraklarında bizi çok kaygılandıran gelişmeler var. Benzer şekilde aşırı sağın ırkçılığın yükselişine karşı, yabancı düşmanlığının yükselişine karşı hep beraber mücadele etmemiz lazım. Saygıdeğer misafirleri, bir konudaki tespitimizi onlarla paylaşmak istiyorum. Bakın bir matruşka oluşturdular, bir siyasi matruşka. Hemen hemen Avrupa'daki her ülkedeki seçimde bir Türkiye karşıtlığı yaşanıyor.
Türkiye karşıtlığı konusunda, Türkiye karşıtlığının arkasında aslında ırkçılar saklanıyor. Türkiye karşıtlığını kaldırın, Matruşka'nın ilk bebeğini, altından İslamofobi çıkar. Tekrar kaldırın, onun altından antisemitizm çıkar. Kaldırın, ırkçılık çıkıyor, yabancı düşmanlığı çıkıyor. Ama en kökenine inin, bunu yapanlar esasında Eurofobiktir, Avrupa düşmanıdır. Avrupa'nın temsil ettiği demokrasi, insan hakları gibi değerlere karşıdırlar. Ana akım siyasetçiler bu aşırı sağ akımlarla yarışmak için çeşitli seçimlerde zaman zaman maalesef Türkiye karşıtlığına prim veriyorlar. Aslında bu demokrasiyi korumuyor. Oralarda aşırı sağın daha çok yükselmesine yol açıyor. Nitekim daha önce tespit ettiğim bir şey vardı. Eğer bu aşırı sağla mücadele etmezseniz demiştim, Türkiye karşıtlığı hiçbir yerde seçim kazanamıyor. Bakın Brexit sürecinde Türkiye karşıtlığı yapıldı. Onu yapanlar kaybettiler. Son Almanya'daki yerel seçimlerde aynı şey oldu. Dün Avusturya'da aynı şey gerçekleşti. Ama tehlikeli bir şey oluyor. Her seçimden sonra aşırı sağ siyasi partiler son derece güçleniyor. Şimdi bizim arkadaşlarımız dün sabaha kadar, dünden itibaren sabaha kadar Avusturya'daki seçimlerle ilgili ve İtalya'daki referandumla ilgili beni bilgilendirdiler. Şöyle düşünülebilir. İtalya'daki referandum ya da Avusturya'daki seçimler Türkiye'nin AB üyeliğini ne ilgilendiriyor diye. Ama çok ilgiliyiz. Çünkü biz Avrupa Birliği üyesi olmasak da kendimizi Avrupa'nın geleceğinden sorumlu hissediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da geçenlerde altını çizdi. Biz Avrupa'da misafir değiliz. Biz ev sahibiyiz. 500 yıldır Avrupa'dayız ve bir Avrupa devleti olarak güçlü bir Avrupa devleti olduğumuz konusunda hiçbir tartışma yok. Ama şundan kaygı duyuyoruz. Biz Avrupa Birliği üyesi olsak da olmasak da Avrupa'nın temel siyasi değerlere bağlı bir birlik olmasını da arzu ediyoruz. Herhangi bir şekilde ırkçılıkla, aşırı sağla bunun etkisi altına girmiş bir Avrupa Birliği söz konusu olmamalıdır. Ben bütün Avrupa'daki anketleri çok yakından takip ediyorum. Ve bu anketlere baktığımda aşırı sağın ve ırkçı siyasi partilerin yükselişinden büyük bir kaygı duyuyoruz. Dolayısıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sadece terörle mücadele ve sadece göç konusundaki mücadeleye indirgenecek bir işbirliği söz konusu olamaz. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ajanda çok daha büyük bir ajandadır. Bunun temelini Türkiye'nin katılım müzakereleri oluşturmaktadır. Onun dışında da dünyaya vereceğimiz demokrasiyle, insan haklarıyla, hukuk devletiyle ilgili dayanışma gösterisi çok daha önemlidir. Önümüzdeki dönem her bakımdan bizim için çok daha yoğun bir dönem olacak. Avrupa Birliği için çok daha yoğun bir dönem olacak. Avrupa Birliği'ndeki dostlarımıza, Avrupa Birliği'nin hukuk ve insan hakları temelinde çok daha güçlü bir geleceğe sahip olmasını arzu eden dostlarımıza buradan bir kere daha Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin son derece güçlü olması gerektiğini, yapıcı bir diyalog, yapıcı bir eleştiri çerçevesinde yürümesi gerektiğini, Avrupa Parlamentosu'nun aldığı vizyonsuz karar gibi kararların marjinal kararlar olarak tarihe geçmesi gerektiğini, önümüzdeki dönemdeki büyük meydan okumalara karşı daha çok işbirliği yapmamız gerektiğini ifade ediyorum. Avrupa Birliği Bakanlığı'nın görevi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesidir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğidir. Ve buradaki bizim en yakın ortağımız sivil toplum örgütleridir. Karma İstişare Komitesi'nin kimyası, denklemi bizim siyasi bakış açımızı aynen yansıtmaktadır. Bu vesileyle bu toplantıda bulunmayı çok önemsedim. Değerli çalışmalarınızdan ve yapıcı eleştirilerinizden istifade etmeye devam edeceğiz. Tekrar Türkiye'ye hoş geldiniz diyor. Hepinizi selamlıyorum.